Bir yiyen iki atıyor. İki atan bir yazıyor. Gel gel, tatlı değil bu. Al bu hayat, gel. Bir yiyen iki atıyor diyor. Kadın yedikçe yiyor ya. Bu nasıl bir şey ya? O mutfak yerin ekmeği işte, ne yapacaksın? Ne yapsın? Galiba. Ondan karıyı aradın mı? Kerem tatlıcısının oradayız, gel dedin mi? He, aradım aradım abi. Yalnız ben gazete tatlısı tabirini kullandım. Anlar herhalde değil mi bu? Ya anlar canım, ne olacak? Lan oğlum, kadına şimdi tatlıdan matlıdan bahsettiysen iki tane de ona sardır ya. Canı çekmişti şimdi. Memeleri şişmesin. Ya da dur lan, şişsin şişsin ya. Ben büyük seviyorum. Yani. Bu tatlının adının müşebbek tatlısı olduğunu bilseniz yine değer miydiniz? Yerim. Aa, normalde satılacak ürünü alıcısına ulaştıran ilk şey ismidir. Alıcı ürünün ismini sevmeli, tutmalı, yoksa burun kıvırır geçer. Yerim. Afiyet olsun. Aslı ben, Aslı Baydar. Muhakkak. Lan gördün mü? Aklı sıra artistik giriş yapıp benim aklımı alacak. Yer miyim lan ben? Siz tanıştınız herhalde. Bu da Vedat. Bizim setimizdeki getir götür işlerine bakıyor. Bir nevi ofis boy. Ofis boy. Memnun oldum. Lan oğlum, anatomindeki dikkat kesilmezse fark edilmeyecek olan küçücük ayrıntıyı gördüğümde anladım ki Aslı Hanım'a senden 9 puan gitmiş. Yalnız şunu unutma, Aslı'yı önce ben gördüm. Sen Ece'li daha. Ne? Abi ayıp ediyorsun ama ha kardeşim. Bu Ece'nin puanı kalem ucu gibi abicim, 0.5 ne ya? Vedat'cığım, şimdi sen bütün hayatın boyunca sıfırdan öteye gidemediğin için 0.5 sana iyi gelir, anladın mı? Ece, basla. Ece, basla. Demek Şenol Bey'in kardeşsiniz. Kendisi bizim patronumuz olup 4 adet korumayla gezmektedir. Giyim kuşamından anlaşıldığı üzere tekinsiz biri olabilir. Her an gemileri yakabilir. Zira kendisi çorapçıdır. Kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Sektör umurunda değildir. Değil mi Salih abi? Evet, abim değişik bir insandır. Zaten ben de onun ricasını kıramayıp geldim. Aa, ama ne iyi ettiniz. Teşekkür ederim. Bu hiç iyi olmadı Ece. Zaten ben mahalleye yeni gelen çocukları hiç sevmem. Onları kenarda köşede sıkıştırıp ağızlarını burunlarını kırarım. Reklamcılık sanılanın aksine halkla iç içe olmak, onları çok iyi tanımak demektir. Mesela yola bakın. Burada asla yol vermezler. Ama şartları lehinize çevireceksiniz. Üsküdar mutansık bir semtimizdir. Abav! Vedat var ya, bu çok fena bir şey Vedat. Bunda var ya, ne numaralar vardır ha. Ama işte bu Ecevit'te bir numara yok be abi. Düşün, bir numara bile yok. 0.5 bu abi ya. Oğlum azat ama etmeyen çoğu bulamaz. Salak salak konuşma. Ya affedersiniz, bu çubuktan bizde yok. Ne yapacağız? Kaldır elini. Bağır, taksi. Bana dur, ben yap piyasada. Koş koş. Metrobüsle mi gideydik? Bizden geliyor ses, bizden. Gerçek polis sireni gibi değil mi? Maslak otosanayide taktı. Hepsini 35 dedi, öne ışıkları da taktı falan. Dedim ki bu yaptığınız kanunsuz iş. Sizi ispiyonlarım. 90'a çıkarttı. Bazen ters tepebiliyor işte. Halkı iyi tanımak lazım. Bunların hepsi farklı tip. Fedo. Bu çok fena Vedo, bu çok fena. Vallahi bunun bu zekası bende afrodizyak etkisi yarattı Vedo. O olaylara bambaşka bakıyor. Kim bilir ona ne... Bak utandım, söyleyemedim. Vedo, ya Vedo, Vedo. Ne yapıyorsun ya? Dibine girdik tırın ya, yapıştın, açıl biraz. Ha, bu şirket arabası ya, doğru, OGS var. Pardon. Ben normalde özellikle tırlarını böyle tampon tampona sıfırlıyorum ki yaka yok yalnız. Kendi özel aracımla bu ne kadar hiç kişi ücret ödemem desem.
Feto, ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum. Hanımefendi, müsait bir yerde iner misiniz arabadan? Ben de geliyorum, bir şey göster. Salih abi, ne yapıyorsun? Feto, bu büyücü Feto. Vido vido büyücüler falan yapıyor. Bu büyücü Feto. Feto. Salih abi, Şenol Bey'in kardeşi abi ya. Tamam, dur, sakinleşeceğim. Bayan Topesto, Bayan Topesto. Buyurun bu tarafta. Tehlike geçti artık, tamam düzelelim. Ya yok ya, benimki ondan değil ki. Benimki mecburiyetten. Siz numara mı yapıyordunuz ya? O yüzden mi öyle yürüyordunuz? Ya ben de sandım ki böyle bir sinerji oluştu. Hep beraber, ne bileyim yani. 7. kata çıkacağız. Sen git Vedo. Ben daha fazla kaldıramayacağım oğlum. Aslı Hanım, benim bir işim çıktı da ben gideceğim. Böyle kafama bir şey takıldığında, ki çok şey takılıyor. Sizi arayabileceğim, ulaşabileceğim. Bir numara var mı acaba? Var. Ama bu numara o numara değil. Ya ben size şey sormak istiyorum. Lan bu nasıl bir kadın Vedat? Bu beni var ya mahvetti. Benden kıvılcım çıkardı, bıçak gibi biledi beni Vedat. Vedat, hayatıma yepyeni bir hedef koydu Vedat. Tamam. Siz sunuma kalmıyor musunuz? Siz arkadaşlara sunun efendim. Onlar da bana sunarlar. Benim birkaç numara bulmam lazım da. Ama daha sonra görüşeceğiz. Peki. Buyurun o zaman çıkalım. Go go go. Pah 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 pah.